80 yıllık ömrünü mücadeleye adayan Türk dünyasının merhum başbuğu Alparslan Türkeş bu yılda unutulmadı. Türkeş binlerce Türk milliyetçisi tarafından kabri başında dualarla anıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş, vefatının 18. yılında başkent Ankara'da dualarla anıldı. Ülkücü Milliyetçi Hareket merhum liderini bu yılda unutmadı. Biz genelde her sene bu anma törenine geliyoruz. Tabii ki bu duygusal ortamı hep birlikte diğer insanlarla birlikte kutlamak istiyoruz. Bu şekilde geçirelim dedik. Bu sene çocuğumuzla birlikte geldik. Neler hissediyorsunuz burada olmaktan? Mutlu musunuz? Evet. Başbuğu seviyor musunuz efendim? Resimlerini görüyorsunuz, tanıyorsunuz değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. 4 Nisan 1997'de Hakk'a yürüyen Alparslan Türkeş kabri başında anıldı. Tabii öncelikle hepimiz çok üzgünüz ama uzun süredir görmediğimiz yüzleri tekrar burada kabir başında görmek, onlarla kucaklaşmak bize gizliden de olsa bir huzur, bir umut veriyor. Törene Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile binlerce Türk milliyetçisi katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman onu çok özlüyoruz. Yolundan gitmeye devam edeceğiz. O yok ama biz hep onun yolunda olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Anıt mezara karanfil bırakan Devlet Bahçeli, Pınarbaşı'ndan getirilen toprağı kabre döktü. Ardından ise el açtı, dua etti. İşte torunlarımız burada. Sayın Türkeş'in resmini aldı. Kendisine işte Türkeş'ten bu diye izah ediyordum. Maalesef siz yakaladınız beni. Ankara semalarında ise gün boyu Yasin-i Şerifler yankılandı. Onun gibi birisinin geleceğini bir daha kesinlikle düşünmüyorum. İnşallah bu dönem iktidar olacağız. Onun bıraktığı emanetin şu an yolundayız. Onun bıraktığı partinin şu an davasındayız. Türk milliyetçilerinin elleri Türkeş için açıldı. Dillerdeki tekbir ise hiç susmadı. Boynumuzu büktük, gönlümüzü sana çevirdik. Başbuğumuzu bir kez daha anıyor olmanın şerefine eriştik bugün. Onun evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Başbuğ vefat etti maalesef ama başbuğ çok şükür fikirlerde, düşüncelerde yaşıyor. Ülke ocaklarında, Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşıyor. Bizler de onun yolundan gitmekten onur duyuyoruz. Çok özlüyoruz. İnsanlar öldükten sonra da yaşayabiliyorlarsa pek çok kişiye nasip olur bu. Bunlardan birisi de bizim başbuğumuz Alparslan Türkeş. Şükürler olsun ki onun gibi bir liderin çatısının altında toplandık bugün.